öğretmenimiz Nuri Saygılı yönetiminde, baş öğretmen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden öğretmenlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizin aziz hatıraları önünde bir dakikalık saygı duruşla ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Sanatım, melodim avuçlarına dolan gençliğin, ben efsaneyim, karanfillerin saçlarına takılan, ben özgür düşüncenin uykulara daldığı, kır çiçeklerinin parlayan aynasıyım, güneşiyim, ben öğretmenim, ilk emrin emanetçisi, okuyan ve okutan benim. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin'in kutlama mesajını arz ediyorum. Kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğretmenlerim, Türkiye yüzyılının şafağında kendini yeni neslin inşasına adamış, ufukta görünen aydınlığı ellerinde büyüten siz değerli çalışma arkadaşlarım, öğretmenler gününüzü kutluyorum. Değerlerimize bağlı kalarak evrensel düşünen, çağı yakalayan, dürüst ve çalışkan nesil, yani güzel vatanımızın geleceği sizlere emanettir. Bu emanet sizleri dik tutan, gururla taşıdığınız bir meşale olarak ellerinizde durmaktadır. Biliyorum ki eğitim öğretimin en ağır mesuliyeti sizlerde. Biz bu mukaddes görevin ortaya çıkardığı ihtiyaçlarınızın farkındayız. İmkanları sizlerin hizmetine sunmak bizim mesuliyetimiz. En iyi şartlarda güvenlik içinde görevini ifa etmeniz için elimizden geleni yapmakta kararlıyız. Zihninizin, gönlünüzün ferah ve aydınlık kalması adına mesleki itibarınızı korumak ve yüceltmek, maddi imkanlarınızı iyileştirmek ve teknolojik gelişmeleri sizlere sunmak için çalışmalarımızı istikrarlı biçimde sürdürdüğümüzü bilmenizi isterim. Bu milletin evlatları için attığınız her adım, söylediğiniz her güzel söz, yürüttüğünüz her proje, geliştirdiğiniz her sağlam fikir, bilhassa tüm fedakarlıklarınız için şahsım ve milletim adına sizlere teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve görevleri başında şehit düşen aziz öğretmenlerimizi saygıyla yad ediyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlık, görevi başındaki öğretmenlerimize başarılar dilerim. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında yazacağınız başarı hikayesinin yolunu açmayı bu vatana borcum biliyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.
Babadır, emektir öğretmen. Karabahtının silgisidir, yoldur. Şafak vakti alıp sizi yaşanacak yerlere götüren, bir milleti kurtaran yalnız ve ancak onlardır. Yeni neslin mimarı yine onlardır. Dedik ya, sığmaz o sözcüklere. Açılış konuşmasını yapmak üzere okul müdürümüz Sayın Alaaddin Köse'yi davetimi arz ederim. Sayın Kaymakamım, burası konuşur değerli üyeleri, değerli öğretmen arkadaşlarım, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Millet Mekteplerinin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün baş öğretmenin kabul tarihi olarak 1981 yılından bu yana Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama programını gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bir öğretmen olarak bu onurlu ve kutsal mesleği yapmanın kıvancıyla yüce heyetinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Programımıza hoş geldiniz. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli mesleğidir. Her şeyden önce bir ideal ve özveri mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği, sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. O, yeri doldurulamaz öğretici, eserler kıymet biçilemeyen insandır. Saygıdeğer misafirlerimiz, baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öğretmenler, yeni nesli Cumhuriyet'in fedakar öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz. Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözü Cumhuriyetimizin 100. yılında bizlere de ışık tutmaktadır. Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Ahmet Yesevi'yi, Mimar Sinan'ı yetiştirenler öğretmenlerdir. Alparslan'ı, Fatih'i, Yavuz'u ve Mustafa Kemal'i yetiştirenlerdir. Yunus Emre, dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim diyor. Vatanımızın, milletimizin, öz değerleri olan çocuklarımızın kalplerine dokunmalıyız. Sevgiyle, merhametle, sabırla ve şefkatle. Değerli öğretmen arkadaşlarım, öğrencilerimizi bilgiyle, teknolojiyle donatırken onları her şeyden önce milli, manevi ve evrensel değerlerimizi, vatan sevgisini, millet sevgisini ve bayrak sevgisini kazanmış olarak yetiştirmeliyiz. Bu duygularla başta baş öğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete ittihal eden öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu saygı ve sevgilerimi sunarım. Konuşmalarından dolayı okul müdürümüze teşekkür ediyoruz. Benim asıl sanatı özelliğim öğretmenliğimdir. Topluma, milletime ben öğretmenlik yapabiliyorsam beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferler, yaptığım öteki işlerle beni anlatmanız pek mühim değildir. Mustafa Kemal Atatürk. İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Yusuf Kahraman'a konuşmalarını yapmak üzere davetini arz ederim. Kıymetli mesai arkadaşlarım, geleceğimizin teminatı, sevgili gençlerimizi yetiştiren değerli öğretmenlerim ve her biri bizim için ayrı bir kıymet ifade eden sevgili yavrularımız. 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle bir aradayız, hoş geldiniz. Bugün burada öğretmenlerimizin kutsal görevini kutlamak ve onlara olan minnettarlığımızı ifade etmek için bir aradayız. Ancak bu özel günde şehrimiz Kahramanmaraş'ın tarihine damga vuran deprem felaketinde unutmadan burada zikretmek gerekiyor.
Öncelikle Kahramanmaraş'ın depremlerle mücadelede gösterdiği güçlü dayanışmayı, birlik ve beraberliği özellikle hatırlatmak isterim. Bu zorlu dönemde toplumumuzun her kesimi, özellikle de öğretmenlerimiz fedakarlıkla, cesaret ve özveriyle hareket etmişlerdir. Depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine başsağlığı diliyorum. Onlar bu topraklarda eğitim adına hizmet etmiş, öğrencilerine değer katmış kıymetli insanlardır. Bugün Öğretmenler Günü'nü kutlamanın yanı sıra onların da anısını yaşatmak ve yaptıkları hizmetleri yad etmek için buradayız. 15 günlük ara tatilin ardından pazartesi günü okula gitmek üzere uyanan ve 6 Şubat sabahı depremle okula gitmek üzere uyuyan ve 6 Şubat sabahı depremle uyanan öğretmenlerimiz kendisinin ve ailesinin güvenliğini sağladıktan sonra öğrencilerini düşünerek tek tek onları aramış, bilgi almış, yardımına ihtiyacı olanların yardımına koşmuştur. Bugün bu fedakar öğretmenlerimize minnettarlığımızı sunuyor ve onların özverili davranışlarıyla gurur duyuyoruz. Sevgili öğrenciler, sizler de bu özel günde öğretmenlerinize olan sevgi ve saygınızı ifade etmek, onlara teşekkür etmek için bir fırsat buluyorsunuz. Unutmayın ki öğrenmek hayat boyu devam eden bir süreçtir ve öğretmenleriniz sizin bu süreci en iyi şekilde geçirmeniz için ellerinden geleni yapıyorlar. Değerli katılımcılar, bu zorlu dönemlerde gösterilen dayanışma, yardımlaşma ve birlik ruhu şehrimizi daha da güçlü kılmıştır. Öğretmenlerimizin deprem anında gösterdiği fedakarlıklar, eğitim camiamızın ve öğretmenlerimizin ne kadar önemli ve vazgeçilmez bir rol oynadıklarını ortaya koymuştur. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden öğretmenlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Bu mücadelede görev almış tüm öğretmenlerimize geçmişteki fedakarlıkları ve bugünkü özverili çalışmalar dolayısıyla gönülden teşekkür ediyorum. Şehrimiz sizin gibi değerli öğretmenlerle daha aydınlık yarınlara yürüyecektir. Saygılarımla. Sayın Milli Eğitim Müdürü Hüsnü Kahraman'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bir kor düşmüş süreli yıllar önce adınızı öğrenden daha sevdanızı bulmuşum. Dışarıda kalmışım yüzünüzde. Sevincinizle bir hoş olmuşum. Yanık bir hoyrat gibi coşmuşum bazen. Bazen bir uzun havada da durmuşum. Emekli olan öğretmenlerimiz adına konuşması yapmak üzere Sayın Ali Giyer hocamızı sahneye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, protokolümüzün değerli üyeleri, kıymetli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Öğretmenlik mesleği her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Toprak altına atılan bir tohumun onlarca tohum verebilmesi için kendisini feda etmesi gibi bir öğretmenle hayatını bu anlamlı ve şerefli meslek uğruna adayabilmelidir. Bir insanı kurtarmanın bir alemi kurtarmak kadar önemli olduğu çok iyi bilinmelidir. Çünkü iyi eğitilen bir insan huzurlu bir toplum ve mutlu bir gelecek demektir. Başağın yetişmesine engel zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bunun için muhatabı insan olan öğretmenlerin yapacağı bir hatanın telafisi yoktur. Kendini kontrol edemeyen bir öğretmen
öğrencisini hiç kontrol edemez. Kendi eksikliğini gören ve onu tamamlayan bir öğretmen başarıya adaydır. Öğretmenlerin başarılı olmaktan başka bir seçeneği yoktur. Olsaydı öğretmen olmaz. Öğretmen her şey değil, her şeye açılan kapı olmalı. Dolayısıyla öğretmen mükemmel olmayı değil, başarıyı hedef almalıdır. Baş döndürücü bir gelişimin olduğu bir çağda yaşıyoruz. Bunun için öğretmenlerin kendilerini yenilemeleri, gelişmeleri, yakından takip etmeleri gerekir. Öğretmen hayatının her aşamasını planlamalıdır. Planlı olmayanlar başkalarının planına uymak zorunda kalırlar. Öğretmen yarını bir gün önceden yaşayan kişi olmalıdır. Onun hayalleri olmazsa başkalarının hayallerinin de önemi olmayacaktır. Öğretmenin kendindeki gücü fark etmesi, harekete geçirmesi ve elindeki işlenmeyi bekleyen servetin kıymetini bilmesi gerekir. Çeşitli bahanelerin ardına sığınarak kendindeki bu gücü ve serveti eritmemelidir. Öğretmen bir ayna olmalıdır. Kendisine bakanlar iyiyi, doğruyu, hoşgörüyü, geleceği görürler. Ayna kırık olursa ona bakanlar baktığına pişman olur. Öğretmenin bir ayna olarak kendisine çok iyi bakması gerekir. Yeri doldurulmaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, tahammülü seven, idealci, her an muhtaç olduğumuz doktor, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır öğretmen. Bugünü değil, yarını düşünürsek gelecek çok daha iyi olacaktır. Sevgi dolu bir öğretmen ışık demektir. Öğrenciler onu arar, onu sorar. Unutmayınız, kelebeklerin ışığa koştuğu gibi çocuk yürekler, genç kalpler sevgiye koşar. Bunun için sevgiyi sunanın sevgiyi hak etmesi gerekir. En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir. 6 Şubat deprem sabahı yaşadığım bir anımı anlatarak konuşmalarımı tamamlamak istiyorum. Deprem sabahı saat 9 sıralarında yıllar önce öğretmenliğini yapmış olduğum, şu an Iğdır Üniversitesi'nde kendisi doçent olarak görev yapmakta bir öğrenci beni aradı. Geçmiş olsun temennisinden sonra ısrarla, hocam ben aynı gelip sizleri oradan alıp deprem bölgesinden uzaklaştırmak istiyorum. Teklifinde bulundu. Ne gerekiyorsa yapacağım. Hiç merak etmeyin. Siz üzülmeyin. Benim için o yeter dedi. Ve ben de şahsım ve ailem adına kendisine teşekkür ettim. Burada kalmam gerektiğini belirterek bu duygu dolu anı bana yaşattığı için öğrencime de çok teşekkür ediyorum. Sözlerimi fazla uzatmadan başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere deprem şehidi olan öğretmenlerimiz ve ahirete intihar eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diler. Tüm öğretmenlerimizi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar. Yaşamları boyunca başarı, sağlık ve mutluluklar ile saygılar lazım. Sayın hocamızla bu işten konuşması için teşekkür ederiz. Hiç kimse bir öğretmene gerçekten veda edemez. Çünkü onlar sonsuza kadar öğrencilerin kalplerinden küçük evlerde kalırlar. Kral Mustafa ve Balkan Savaşları'nın hemen ardından Birinci Dünya Savaşı kapanır. Bu savaşa biz de ittifak devletlerinin yanında katılırız. Cepheler açılır, özellikle Çanakkale'de ordularımız bir tarih yazar. Çanakkale'nin geçinmezliğini bütün dünyaya gösterirler. Çanakkale'de geçip vermediğimiz 7 düvel, ittifak devletleri arasında yer aldığımız için bizi ilk sayar. 30 Ekim 1918'de Mondros'la ateşkes imzalanır. Para!
Balkan Oğlu'na yarasalar duymuştu. Tutsa gelin sözlüğü sömür gibi dünya. Benimle yapmasını verecektendi. Önce güneşi körenizden, sonra karanlık yoran yapmayın tepemize. Üçüncü at babalar, biri kişiler. Güzel yurdumuzu işgal ettiler. 13 Şubat 1918'de İstanbul işgal edildi. Böylece Anadolu kalın bir sis perdesinin içine doğru itilir. Bu kabullenilemez. Düşmana gereken direniş gösterilecektir. Biz biliriz özgürlüğün bedelini, biz biliriz toprağın değerini. Dardaysa eğer vatan, namusumuz söz konusuysa. Yeniden kasırgalı yetiştiririz, yeniden tuhaflar yetiştiririz. Başlayın, bir hafta altınlarımız. 13 Nisan 1919'da Kabul çevresi İngilizler tarafından işgal edildi. Düşman burada da direnişle karşılaşacaktı. Kınalı eller kanı çekti, mermiler aldı bebelerin yerini. Siper etti dedeler gözlerini, bu vatanı ellere vermedi. Evler yalan burası, kuvay iyi yakınları. Bakmayın suskunluğumuza, söz konusu bağırırsa sığmayın yakanıza. İzmir ve çevresinden abluka yanılmasının hemen sonrasında Mustafa Kemal Samsun'a doğru yol alır. Artık Kurtuluş Hareketi gerçek anlamda bir boyut kazanacaktır. Karadeniz'de dalgalar akın, hava kuzdu. Samsun'a yol alan bandırma vapuru mahzun. Umuda Erasmus Anadolu. Beklemekte zikirli kıracak kudamızı. İşgaller karşısında bölgesel direnişler istenilen sonuçlar vermez. Bu yüzden birlikte hareket etme gereği vatanın kurtulması için bir zorunluluktur. Mustafa Kemal bu doğrultuda çalışmalara yoğunluk verir. Amasya genelgesinin ardından Erzurum ve Sivas kongreleri yapılır. Sınırlar konur, 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulur. Yaman da olsa yolları çekilere katacaktı Amasya'da. Aşağılanacaktı dadaş, Sivas'ta Kurtuluş'a bayrak açılacak, Ankara'da güneş doğacaktı. Bu güneş, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında aydınlanacaktı. İşte bu buhranlı dönemlerde ataya yine bir ordu gerekiyordu. Milletin yorgun, fakir ama gururlu, dik başını yücelere taşımak için. Bu ordu İhvan ordusuydu, bu ordu öğretmen ordusuydu. Bilirim çocuklarım, tutulacak tek dal benim. Sınıfımın sayısınca bölük bölük yüreğim. Duyarım söylemeseler de çare ararım geceler boyu. Ben ustayım bir öğretmenim ama bir yol bilirim güneşe, aya, bir yol bilirim ışkırıktan kahkahaya. Derdimizi dedik sana, dert edindin öğretmenim. Bilirim yüreğin acı acı burkulur, çaresizlik bırakmaz yakını. Aldın öğretmenim. Her gün biraz daha karanlıklar biliniyor gitgide. Güçlüsün, yücesin Mustafa Kemal'lerce. Ne olacak? Gülüşler öğretmenim, sarsın da gelince.
haberleşen çiçek, umutlarımızın kozası. Tarlalarda bahar ve tohum, fabrikalarda kralın teri. Sen susuz toprağa yağmur bulutu, hiç düşmesin dudaklarımızdan. Varlığım, varlığın armağan olsun. Ben bir öğretmenim, gecelerim kaybolsa, parmaklarım temeşir. Ben bir öğretmenim, peşimde devler güneşir. Öğretmen mi dedim? Ben Selanikler dedim seni. Sen yetiştirdin Türk'ü yüce kapılarını. Sen verdin bu kafaya kemal atını. Geçmişimizi geleceğimize kattı. Sen bu ülkenin aydınlık geleceğini kurarsın öğretmenim. Sen bir ana! Sen bir vatan! Sen bir sevda! Sen bir ses! Sen bir nefes! Sen yeniden umut! Sen aydınlık! Sen değil mi kadın öğretmen? Sana selam olsun! Öğretmenim günün kutlu olsun! Öğretmen ilk cemredir çocukların düşünmüş.
Öğretmenimize teşekkür ediyoruz. İnsanoğlunun daha parlak bir geleceğe erişmesi için beslenen bütün ümitler ancak öğretmenlik mesleğinin yükselmesine ve öğretmenlerin daha büyük kitlelere faydalı olmasına bağlanır. Adaylığı kaldırılan öğretmenlerimizin yemin töreni merasimini gerçekleştirmek üzere okulumuz tarih öğretmeni Adem Koç'u ve değerli öğretmenlerimizi sahneye davet ediyoruz. Atatürk İnkılap ve ilkelerine, Atatürk İnkılap ve ilkelerine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine, anayasada ifadesini bulan Türk milliyetçiliğine, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını, milletin hizmetinde olarak, milletin hizmetinde olarak, tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, uygulayacağıma, uygulayacağıma, Türk milletinin, Milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup, bunları geliştirmek için çalışacağım ama, bunları geliştirmek için çalışacağım ama, insan haklarına, ve anayasanın temel ilkelerine dayanan, milli, demokratik, layık bir hukuk devleti olan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, görev ve sorumluluklarımı bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine, yemin ederim.
hazırlanan sözleri edebiyat öğretmenimiz Neslihan Kekeç'e, bestesi müzik öğretmenimiz Burak Yıldırım'a ait olan Öğretmenim adlı eseri seslendirmek üzere öğrencilerimiz Zeynep Poyraz ve Ramazan Kamacı'yı mikrofona davet ediyoruz. Hangi okula gideceğiz? Yandım içtim, bir yandım külü yine
düştüm. Neden bıraktım geçti? Bir yandının külünü yeniden yandım geçti. 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 Çok hatırlar mısın? Anlaşılan yollarından ses ve sen duyar 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 mısın? Hala beni düşünür ve hala ağlar mısın? Hala beni bahar seni gibi yolumdan atıp geçtim. Bir bahar seni gibi yolumdan atıp geçtim. Bir yandının külünü yeniden yandım 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 geçtim. Tomorrow.
öğretmen, öğrenci ve kıymetli orkestramıza teşekkür ediyoruz. Gidiyorum, bir yanımda emeklerim, bir yanımda ıssız güzel hayallerim. Sizlerde yaşayacak onlar şimdi. Bir damla gözyaşına kıyamadığım, içimin derdi, saçımın akı çocuklar. Yavrularım, evlatlarım, kınalı kuzularım. Hizmet şeref belgelerinin takdimi için değerli emekli öğretmenlerimiz Ali Arastacı, Ali Giyer, Fatih Mehmet Gökçe, Fatma Bodur, Nebahat Kurtulan, Ümit Akgün, Hilal Aleyhan Beyoğlu, İbrahim Gümüşer. Sahneye davet ediyorum. Sayın Kaymakam bir bakar mısınız efendim? Sayın Başkanım, Kaymakam. Şöyle geçsin. Çekiyoruz efendim. Sağ olun. Geliyorum efendim. Sayın Başkanım. Evet. Sayın Başkanım, çekiyoruz efendim. Günde günde günde. Sayın Başkanım. Teşekkürler efendim. Tamamdır başkanım. Böyle karışanlık olmaz ki. Daha ilk defa böyle karışanlık görüyorum ya. Sayın Başkanım. Sağlayalım. Ünlü öğrencilerimiz, programa katkı sağlayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz.